Günaydın herkese, iyi haftalar. Cuma günü çok da kayda değer bir yükseliş veya düşüş olmadan piyasaların kapattığını gördük. Ama tabii triple witching nedeniyle hacimler tarafına baktığımızda çok belirgin bir artış oldu. Bu dediğim gibi özel bir durum. Piyasayı ilgilendiren bir haberle, gelişmeyle yaşanmış bir durum değil. Sabahki mailimde de detaylandırdım. Aslında SQ tarihinin en yüksek seviyesini görmüş durumda, çıktığı hesaplanmaya başlandığı tarihten bu yana. Tabii bu mutlaka düşebilecek anlamına gelmiyor endeksin, ama piyasanın kendisini de olağanüstü bir duruma karşı out of the money opsiyonlarla ciddi anlamda hedge etmeye çalıştığını görüyoruz ki sert bir harekete de tabii neden olabilir, o açıdan bakmak gerekir diye düşünüyorum. Ekonomik veri olarak baktığımızda çok önemli bir açıklama olmayacak. Konut satışları geliyor ki ben biraz zayıf kalacaktır. Ardından daha önemli olan yeni konut satışları ve haftanın en önemli verisi diyebileceğimiz dayanıklı mal siparişleri. Açıkçası burada söylenecek çok yeni bir şey yok. Yukarı hedefler 2450 ve 2670 olarak korunuyor olmasına rağmen önce biraz daha aşağıya doğru bir hareket görmemizin daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Tabii burada büyük oranda Trump desteğinin de hala çalıştığını görüyoruz. Önceki günlerde geçen hafta bir test edildi ama üzerinde kaldık. Şu anda baktığımızda aşağı yukarı 2365 diyelim, daha net olması için. O seviyenin kırılması durumunda yavaş yavaş tabii çeşitli kademeler var ama 2340-2320'lere kadar bir geri çekilmenin olması gerektiğini düşünüyorum. Ardından da şurada gördüğümüz, eğer o seviyeler görülürse 2280 seviyesi kritik olacak gibi gözüküyor. Kısa vadede görüyorsunuz çok hızlı bir şekilde yükseldiğimiz için bu seviyelere doğru bir geri çekilme bence son derece sağlıklı olur ve alım fırsatı olarak da değerlendirilebilir. Ama önce şurada gördüğümüz desteğin kırılması gerekiyor tabii ki. Asya tarafına hemen bir göz atarsak, Asya'da çok önemli bir gelişme veya veri açıklaması yok. Biraz karışık bir resim olduğunu görüyoruz. Hafif satışlarla hafif yukarı hareketler var. Dolayısıyla yön gösterici diyebileceğimiz bir durum şu an için söz konusu gözükmüyor. Paritelere hızlı bir şekilde geçelim. Euro tarafında sabah paylaştım. Löpin'in kazanabilme ihtimalinin yavaş yavaş geri geldiğini görüyoruz. Tabi hafta sonunda havaalanında yaşananların belli bir etkisi olacaktır. Ama şu an için baktığımızda piyasa sanki biraz daha rahatlamış gibi gözüküyor. Burada hedefimiz hala 1.08.30 seviyeleri, ama çok da önemli bir şurada geri çekilmeye dair de işaret görmüyoruz. Zaten görüyorsunuz opsiyonlar tarafı yukarı hareketini sürdürüyor. Dolayısıyla 1.08.30'lar test edilirse mutlaka oradan geri döner gözüyle şu an için bakmıyorum. Daha da üstü açık olabilir. Geçen hafta Fed'den 3 artış işareti olması durumunda böyle bir hareket geleceğini zaten tartışmıştık, ama şu anda 1.08.30'u seyredelim ve o seviyelerden nasıl bir tepki geleceğini daha net bir şekilde tartışırız diye düşünüyorum. Spread tarafına baktığımızda orada da hafif bir toparlanma görüyoruz. Şu an için baktığımızda bu pozitif bir gelişme, ama bir noktada özellikle sorunlu ülke tahvillerindeki spreadlerin yukarı gitmesi aslında, yani getirilerin yukarı gitmesi, evet spread'in kapanıyor gibi gözükmesi neden olacak, ama bu Euro'ya satış olarak yansıyacak. Yine de şu anda bunu tartışmak için erken diye düşünüyorum. Şu anda piyasa bu hareketleri normalleşme olarak algılayıp Euro'ya yansıtıyor. Dolayısıyla 1.08.30 belki biraz daha üstünü önümüzdeki günlerde görebiliriz. Euro satmak için çok acele etmemiz gerekir şu anda diye düşünüyorum. Veya çok net bir geri dönüş hareketi görürsek o zaman durum biraz daha değişebilir. Pound tarafı biraz daha yakından takip edilmesi gereken bir noktaya tekrar gelmiş durumda. Aşağı yukarı 1.24 seviyelerine geldik. Bu seviyenin aşılması bence Pound'a biraz daha momentum kazandıracaktır. Buradaki short pozisyonlara baktığımızda
aşağı yukarı Brexit seviyelerinin aşıldığını görüyoruz. Şurada biraz daha kapatırsam pozisyonun aşırılığını görebileceksiniz. Tarihinin en yüksek short seviyesi açılmış durumda. Tabi unutmamak lazım, bu 14'ü itibariyle. Dolayısıyla geçtiğimiz haftanın ikinci yarısında yaşanan pound'daki toparlanma buraya yansımış değil. Mutlaka pozisyon kapanması da gerekmiyor. Oturup hesaplamadım ama büyük bir ihtimalle biraz azalmıştır. Buradaki tarihi short pozisyonlara rağmen fiyat hareketine baktığımızda Brexit'in aksine yükselen dipler olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla evet, piyasa konumlanması son derece negatif, hatta daha negatif, ama fiyatlama açısından baktığımızda aynı kötümserliği görmüyoruz. Dolayısıyla pound tarafının ben alım için biraz daha yakından takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii 1.24'ler aşıldığı takdirde. Bu tarafta da aslında opsiyonlar açısından baktığımızda yukarı hareket olduğunu görüyoruz. Yani piyasa, bakın şurada net bir şekilde satış tarafındaydı. Aslında isterseniz daha henüz Brexit başlamadan satış tarafındaydı, ama daha sonraki dönemde bir toparlanma olduğunu, şu anda da bir yukarı hareket olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bence pound'da yukarıya doğru bir hareket söz konusu olabilir 1.24'lerin aşılması durumunda. Buradaki teknik görüntüye de biraz bakalım. Geçtiğimiz haftalarda 1.24'ün kırılmasıyla bozulmuştu. Aylık olarak baktığımızda RSI yeni yeni ala geliyor. Haftalık olarak da baktığımızda uzun vadeli bir uyumsuzluk olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla 1.24 kırıldığında biraz daha yakından takip etmemiz gerekir. Onu bir yere not edelim. Diğer taraftan Japon yeninde hala yönsüz hareketler devam ediyor. Yani Fed'in açıklamasıyla beraber 114.50'nin üzerinde tutunamadığını ve aşağıya doğru da bir satış geldiğini gördük. Bu elbette beklenen bir hareketti diyebiliriz, ama şu an için baktığımızda Japon yenini çok kestiremediğimden dolayı, tabii ben kestiremiyorum, muhakkak yakından iyi trade edenler vardır, biraz daha listede geriye bırakmış durumdayım. Buradaki pozisyonlara da baktığımızda hızlı bir şekilde kapandığını ve şu anda büyük ölçüde nötr veya tarihi ortalamaların gösterdiği seviyelerde olduğunu görüyoruz. O açıdan Japon yeni biraz daha geri planda benim açımdan kalan bir para birimi. Altın tarafına gelirsek, altında 1.235 seviyesi yeniden test ediliyor. Burası aşılırsa tabii biraz daha ciddiye binecektir olay. 1.260 seviyeleri test edilecek, ama şu an için baktığımda hemen üzerine altın opsiyonlarını da ekleyelim. Görüyorsunuz çok da kovalama ihtiyacı hissetmiyorum. Geçtiğimiz dönemlerde özellikle 1.240'ların kırılmasına rağmen buradan almamız gerekir diye tartıştığımız dönemlerde opsiyon aktivitesinde bir toparlanma olduğunu görmüştük. Şu anda böyle bir durum yok. Elbette önümüzdeki günlerde gelebilir, ama kısa vade baktığımda ben altında şu anda çok yukarı bir potansiyel görmüyorum. Gümüş açısından hemen bir yan analiz yaparsak, orada da daha önceki videoda da konuştuğum gibi 200 günlük ortalamanın üzerinde tutunmayı başaramamıştı. Şu anda da 200 günlük ortalamanın ciddi anlamda altındayız. Yani altının daha yukarıya zorladığı noktalarda 18.50'lerdeydik gümüşte. Şu anda o seviyeleri çok yakalayacağız gibi gözükmüyor. Son olarak altın hisselerini bir göz atarak bitirelim. Orada da cuma günü biraz negatif bir seyir oldu. Zaten perşembe günü Fed'le beraber gelen kapanışın altında bir kapanış olmuştuk. Cuma günü o kapanışında ve dibinin de altında bir kapanış oldu. Dolayısıyla biraz rahatsız edici diyebiliriz, ama şu an için altında 1.235'i takip edelim diyorum. Gümüş opsiyonlarına hemen bir göz atalım. Orada çok ciddi anlamda yüksek pozisyonlar vardı. Altında yoktu. Dolayısıyla altına göz atmıyorum. Gümüş opsiyonlarının seyrine de bakarsak biraz kapatılmaya başlandığını görüyoruz, ama hala çok yüksek seviyelerde. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde gümüşün biraz daha zayıf performans göstermesi söz konusu olabilir diye düşünüyorum.
Petrole gelmeden önce hemen RIG sayılarına bir bakalım. Cuma günü orada da ciddi bir artış oldu. Şurada görüyorsunuz petrol tarafında 14'lük bir sayıda artış var. Genel olarak da baktığımızda görüyorsunuz hala artış var. Burada enteresan bir durum var. Aslında Cuma günkü artışın detaylarına baktığınızda büyük şirketlerden değil de daha ufaklardan geldiğini gördük. Dolayısıyla eğer bu birkaç hafta daha devam ederse Amerika'da sadece büyük oyuncuların değil küçük oyuncuların da bu fiyatlardan memnun olduğunu veya hedge aktivitesini arttırdığını söyleyebileceğiz ki petrol açısından son derece negatif bir gelişme olur. Pozitif gelişme ne? Haftalardır konuştuğumuz ve güzel de bir trade fırsatı veren tabii sinirleriniz sağlamsa çünkü yukarı aşağı bayağı bir gidip geldi petrol. Rekor long seviyeler nihayet azalmaya başladı. Tekrar söylüyorum bu 14'ü itibariyle en update durum değil ama azalmaya başladı. Çok sert bir şekilde 500 küsür binlerden gördüğünüz seviyelere gerilemiş durumdayız. Aşağı yukarı 75 binlik bir gerileme söz konusu. Muhtemelen bu gerileme daha da devam edecektir. Sonuç olarak önceki zirveye ancak gelmiş durumdayız. Hala çok yoğun bir long pozisyon var ama bu hareket biraz petrol üzerindeki baskıyı azaltacak diye düşünüyorum. Geçtiğimiz günlerde 47 seviyesinden bir dönüş yaşadık ama hala bence 46,5-47 seviyelerini bir kez daha test etme ihtimali var. Dediğim gibi RIG sayısı çok ciddi anlamda yükselmiş durumda. Bu açıdan baktığımızda petrole girmek için çok acele etmemiz gerektiğini hala düşünüyorum. Orta vadede bence daha yukarı seviyeler söz konusu olacaktır. Ama kısa vade baktığımızda hala biraz rahatlama, pozisyonlarda bir azalma gerekiyor. O da bizi aşağı yukarı 46 30'lu seviyeleri getirebilir diye düşünüyorum. Kısa vadede yukarısı nereye kadar açık olabilir? Bence 51'leri aşmamız durumunda daha ciddi bir yukarı potansiyel veya düzeltmenin bittiğini tartışıyor olabiliriz. Ama dediğim gibi kısa vade biraz daha aşağıya doğru bakmaya devam ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum.